Efendim yepyeni bir saat programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi alüminyumcu Baharat'ın Selanik Caddesi'nde bulunan mağazasındayız ve birbirinden güzel Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ürünlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Belki de program tarihinin de en çok hoşuma giden bölümünü çekmeye başladık. Efendim çünkü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi dondurma da üretiyor. Yaz aylarının vazgeçilmesi dondurma. Efendim iki tane modeli var değil mi? Kakaolu dondurması var havanın. Bir de sadesi var. İşte hani 500 miligramlıkları var. Bir de böyle atıştırmalık çok severiz. Şu şekilde üretilmiş. Bunlar da 100 miligramlık modelleri. Tadıyor musunuz havanın? Arada tadıyor muyuz? Hem de nasıl? Aslında arada değil hem de nasıl? Ben dondurmayı çok seviyorum. Aynen. Ben de arada gelip alıyorum. Bu sezon almadım ama geçen sezon her gün sizdeydim. Değil mi? Evet, öyle oldu. Size sunalım o zaman. Şimdi dondurma söz konusu olduğunda neye dikkat etmemiz lazım? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Süt oranının yükseklik derecesine. Evet, değil mi? Çünkü süt biliyorsunuz sadece süt tozu kullanıp da dondurma yapan bir sürü firma var biliyorsunuz. Evet, ülkemizde. Mesela bu ürünlerin içerisindeki süt oranı en az %8. Olması gereken miktar çünkü. Yağlı yağlı bir süt. Tabii ki. Çünkü yağlı olmazsa bu kıvamı sağlamak kıvamı çok sağlayamıyorsunuz. Bir de ben şöyle bir şey biliyorum. Belirli oranın altında eğer süt olursa ürünün üzerine üretici firma dondurma yazamıyor. Dolayısıyla efendim bu çok önemli bir şey. Evet, siz bu ürünleri tüketeceğinizde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin değil, Türkiye'nin başka bir ilindesiniz. Tabii burada zaten çok açık da yazmış. Evet. Nokta şey olarak %8. Evet. Dikkat edin, birçok ürünün üzerinde dondurma yazmıyor çünkü yazamıyorlar. Neden? Süt oranı o kadar az ki o dondurma yazabilme şartnamesini yerine getiremiyor. Ve insanlarımız da bunu bilmiyor. Efendim içinde ne sadece olduğu belli değil. Sadece dondurma yediklerini düşünüyorum. Evet, soğuk bir şey. Aynen. Yani dondurulmuş bir şey ama ne yiyoruz dediğinizde bana sorarsanız bunun garantisi yok efendim. Üstelik üniversite burada tam yağlı kullanılacak. Evet. Bu çok önemli. Aynen öyle. Yani o kıvamı sağlayabilmesi için sütün tam yağlı olması lazım. Bir de ben mesela bir şeye dikkat çekmek isterim. Çok güzel bir tasarım örneği yapılmış. Efendim bu kapağın içine kaşık yerleştirilmiş. Genelde bu kaşıklar dışarıda olur. Bu çok pratik. Ben hijyeninden de emin oluyorum. Bakın tabii kapağın, güvenlik evet o çok önemli. Evet, kapağın altında olduğu için kaşığı bunu açtığınızda ilk defa siz dokunuyorsunuz. Dışı ambalajlı falan filan da değil. İlk defa siz dokunuyorsunuz ve siz tükettikten sonra kutusunun içine koyarak çöp tenekesine tabii ki atabiliyorsunuz. Valla gayet güzel bir ürün ve bu ürünü tatmanızı öneriyorum. Lütfen Ankaralılara davet ediyoruz. Lütfen dondurmasının tadına baksın. Lezzet de çok güzel. Bu arada şaka değil yani. Ki ben dondurma yiyen bir insan olarak söylüyorum. Yani her gün otursam yerim. Sevdiğim lezzet tiplerinden, formüllerinden tabii, benim de bir tanesi. Çocuklar için de mesela. Evet. Çocukların en çok sevdiği şey dondurma. Evet, sağlıklı, gerçek. Tabii sağlıklı bir marka olursa. Bu noktada biz neden bu tanıtımı da yapmak istedik? Efendim dondurma çok tüketiliyor Türkiye'de. Artık kışın da tüketiliyor. Evet, kesinlikle. O kültür oluştu. Efendim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bu konudaki yazıları, yani ürün yazıları net. Yani %8 diyorsa en az, gerçekten %8 süt var. Bu kesin. Ya, zaten biz üniversitenin samimiliğine güvenerek satış noktası olarak kendimizi ilan ettik. Amaçlarımızdan bir tanesi de zaten biz doğal ve organik ürünlerle çalışmaya devam ediyoruz ve ekstra da bunu ilave ettik içerisine. Çok güzel. Bu da bizim için hakikaten de başarılı bir ürün oldu. Ürün seti gayet güzel Evet, yelpazesi de güzel. Tereyağı, çok çeşidi var. Dondurma, kefir, efendim peynir çeşitleri. Var gayet güzel. Tabii dondurmayı internetten sipariş veremiyoruz haklı olarak. Doğru. Ya hep bunu hatırlatıyoruz. Lütfen Ankara içindekileri davet ediyorum. Efendim gelin Ankara Üniversitesi'nin eğer ürünlerini daha önce denemediyseniz alüminyumcu Baharat'ın Kızılay mesela merkezi. Mesela dondurmasıyla başlayabilirsiniz. Evet, dondurmayla başlayabilirsiniz. Yumurtaları, işte içecekleri, yoğurtları da var. Onların da zaten videolarını birazdan çekiyor olacağız. Hava Hanım çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için.
İnternet üzerinden dondurmanın siparişini veremiyoruz ama ben internet sitesinin de adresini hatırlatayım. Diğer ürünler için belki göz atmak istersiniz. www.aliunyazıcıbaharat.com. Efendim, yeni bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.